30 Ağustos 1922. Zaferin adı Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Büyük taarruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başladı. Türk milleti topyekün mücadeledeydi. Ya şanlı topraklardan vazgeçilecek ya da Anadolu Türk yurdu olarak kalacaktı. Onlar sayıca değil, yürekçe büyüktü. Ya istiklal ya ölüm diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde çıktılar yola. Kanla sulanan topraklar zaferle sonuçlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi 102. yıl dönümünde de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet yolundaki en önemli virajlardan biri olan Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünde resmi törenlerin ilk adresi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Devletin zirvesi Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye yürüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine üzerinde ay yıldız bulunan çelengi bırakmasının ardından Anıtkabir özel defterine yazdığı metni okudu. Aziz Atatürk, bugün ezeli ve ebedi vatanımız olan Anadolu'daki varlığımızı perçinleyen büyük zaferin 102. yıl dönümünü heyecanla ve iftiharla kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi tekrar rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şad olsun. Resmi törenlerin ardından gözler Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızlarına çevrildi. Türk yıldızlarının Anıtkabir semalarında yaptığı manevralar nefes kesti. Başkentin önemli etkinliklerinden biri de kortej yürüyüşüydü. Askeri birlikler, şanlı Türk komandosu, polis, jandarma, milli sporcular, bando takımı. Hepsi bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlayıp Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı yere, birinci meclise yürüdüler. Ellerinde Türk bayraklarıyla çocuk, genç, yaşlı, dört bir yandan gelen binlerce vatandaş 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına akın etti. Ben her zaman her yıl korteji mutlaka eşimle beraber izlerim. Bu bize çok milli şuur kazandırıyor. Ve her izlediğimde de ben hep şunu hissediyorum. Bu ülkede bana hiçbir şey olmaz. Babamla 4 yaşından beri geldiğim ağacın altında bugün 38 yaşında yine aynı duyguları, aynı milli duyguları güçlü bir şekilde hissetmek bizi çok mutlu ediyor. Türk'ün Türklüğünü tekrar var ettiği taarruzumuzun 102. yıl dönümünde 30 Ağustos'umuzu zaferle kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.